İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyiciler bir ilimde medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Geçen haftaki korumuzda Sinan Paşa'yı anlattıktan sonra e, biraz daha zamanımız oldu. Mihra Hatun'u anlatmaya başlamış idik. Şimdi Mihra Hatun hakkında bilgi vereceğiz. Sonra da Hacı Mustafa oğlu inşallah vaktimiz olursa anlatmaya çalışacağız. Mihra Hatun Babası e, büyük bir alimdi. Amasya kadısıydı. Efendim, hiç evlenmedi Mihra Hatun. Osmanlı'da divanı olan nadir hanım şairlerden biridir. Babası da şiir yazardı. Babası belayı mahlasını kullanır idi. Mihra Hatun ferais ve kadındı kalleriyle ilgili fıkıh korularında çok bilgiliydi ve bunu insanların severek okumaları için de manzum şekilde yazdı bilgileri. Malum Ahmet Şemsettin Marmaravi Hazretleri Manisa'daki Rahmetullah Aleyh talebelerine İslamiyet'i şiir yoluyla anlatabilecek şekilde e, bilgiler vermiştir. Niyazi Mısri mesela onun talebesinin talebesidir. Dolayısıyla şiir yoluyla dini anlatma imkanı olan bunu anlatabilir. Ama sadece böyle of adam of diye şiir yazar, insanlar dertlenecek şeyler yazar ama öbür tarafta verdiği bilgi, fıkha dair bilgi, efendim vesaire bazı itikadi meseleleri anlatmıyorsa ne yapalım? Ne yapalım o şiirini kardeşim? Al sen o şiirinle beraber yaşa deriz. Mihre Hatun'un şairliği işte Allah Teala'nın yolla hizmet seçtiği buradan da anlaşılıyor efendim. Maalesef onun bu mazum şiirleri, feraiz ve diğer husustaki şiirleri bugüne kadar ulaşamamış. Varsa da bir yerlerde henüz üzerine eğilip de bunu meydana çıkaran olmamış. Böyle güzel, faydalı şeyin ben kaybolmayacağına inanıyorum. Yeter ki birisi Allah rızası için şevk ile bunu araştırmayı kendine görev edinsin. Ama edinmezsen e tabii kardeşim, gidersin Bizantoloji kürsüsünde okursun, Bizans'ın şairlerinin özelliklerini yazarsın. Ama Mihri Hatun deyince, ya abicim Mihri ne demek, Mühür mü, Hatun ne demek, yani niye hanım değil de Hatun falan... Geç geç biz hanedanla uğraşmıyoruz der. Adam oradan çekilir. Eldeki mevcut şiirlerinden toplu olduğu, şiirleri toplu olduğu bir divanı vardır. Mihre Hatun divanı ilk olarak ve ilmi olarak, hem ilk hem ilmi, Rus kadın Türkoloğu Maştakova tarafından çalışıldı. Görüyor musunuz efendim? Yani bizim üniversitelerimiz ne yapıyordu o sırada? Onlar da Roma hukukunu okutuyorlardı talebelerine. Manki patio, yere kesiyor. Onları öğretiyorlardı. Evet. Rus kadın Türkoloğu Maştakova bu Mihri Hatun'un divanı üzerinde çalışmalar yaptı. Tez olarak kullandı bunu. Sonra Türk araştırmacılar da bazıları etraflı eserler verebildiler ama kaynakları başta kovaydı. Mihra Hatun Avrupa'da tanındı. Uluslararası Astronom Birliği tarafından Venüs gezegeni üzerinde keşfedilen kraterlerden birine Mihri Hatun adı verildi. Kim veriyor? Yabancılar veriyor. Bizim var mı böyle Mihra Hatun sokağımız? Mithat Paşa caddemiz çok. Her ilde 20-30 tane Mithat Paşa caddemiz var, sokağımız yok da sokak olsa ayıp olur. Mithat Paşa'ya yakışmaz. Ama Mihra Hatun caddemiz de yok. İlçemiz de yok. İlimiz de yok. Yok! Evet. Amasya'nın bir köyüne bari versinler de Ayıp olmasın. seli diye savunurlar hiç olmazsa. Bu hanımefendinin şöyle bir dizesi var. Erdi çün abu hayata, mihri ölmez haşra dek. Bu ölümüne tarih düşülmüş olan bir dize olabilir. Kendisinin deniyor kaynaklarda ama. Mihri Hatun ikinci Bayezid Han için kasideler yazdı. Niye? Onu zaten Amasya'da tanıyordu. Şehzadeliğinde. Ama ondan bir, bir hayatı olmadı. Ve bu yazdığı kasidelerle ilgili de ikinci Bayezid Han Böyle ilim adamlarının, edebiyat adamlarının, Allah yolda çalışanların emeklerini bol bol karşılıkla e, mükafatlandırmıştır. Efendim ona da e, birçok mükafatlar göndermiştir. İkinci Bayat Devri'ne ait bir inamat defteri de görünüyor ki bu. Yani inam etmek, birisine bir şeyler, nimetler vermek. Gönderdiği şiirlerle beş defa padişahın teveccühüne masar olmuştur Mihri Hatun. Toplamda 13 bin akçe ile taltif edildi. Üç akçenin veya dört akçenin o dönemler bir altın ettiği zamanlar. Gümüş para yani. 13 bin gümüş para. 4 bin altın gibi. Hani Sofu Beyazıt, Sofu Beyazıt ama bakın böyle bir ilim erbabını kendi devrinde değerlendiriyor. Biz ise öldükten sonra kıymetini bilmiyoruz. O kapı bize kapatılmış. Kendi bağımızın meyvelerinin lezzeti, organikliği falan filan hiç aman demişiz Avrupa'dan alalım. Daf Ferha Ererim veya refaha erelim. Hem ferahlayalım, sevinelim. Hem de bir refah gelsin. İkisi de aynı manaya gelen şeyler. Az çok üç aşağı beş yukarı. Ama bu demek değildir ki Avrupa'nın peşinden gitmek. Kendindekileri unutmak. Görüyorsunuz Rus, Türkolog geliyor, Mihra Hatun'u inceliyor. Avrupalı geliyor, Rus Türkoloğun kitabından aldığını Venüs'teki bir kratere, Mihra Hatun Krateri adını veriyor. Bunlar bizim kafamıza kafamıza dank etmesi lazım. Bu para, padişahın hem ilme önem verdiğini ve bu konuda da çok cöbert olduğunu gösterir. Mihra Hatun, 1512'den sonra Amasya'da vefat etti. Halveti Şeyhlerinden olan dedesi Pir Şücaaddin İlyas'ın türbesine defnedildi. Mihra Hatun halen de kabri oradadır. Şimdi efendim Mustafa oğlu Hacı lakabı da var. Hacı Mustafa oğlu diye de geçer. 15. asrın şairlerindendir. Osmanlı'da yetişen ilim adamlarını edebiyat adamlarını sizler aratıyorum. Babası Mekke-i gidip hac görevini hac farizasını ifa ettiği için Hacı Mustafa dendi. Buna da Hacı Mustafa oğlu dendi. E peki adı ne bunun? Adı da kitaplara Hacı Mustafa oğlu diye geçmiş. Halbuki bu sıfat hayatı bilinmiyor. Hayatını da bilmiyoruz. Adamın adını da bilmiyoruz. Kim bu? Kendi adamımız. Bizim bağımızın üzümü, koruğu. Mecbaül Envar isimli eserinde onunla ilgili çok kısa bir manumata rastlandığı söyleniyor. Bursa'da yaşamış. Ve Mecbaül Envar eserinde Bursa'da bitirmiş. Bu eser yani Mecmu'l Enver, Envar nurların topluluğu bir mevlidi şeriftir. Hazreti Peygamber'in hayatını manzum bir şekilde anlatır. Malum çok çeşitli mevlidi şerifler vardır. Esas Süleyman Çelebi Bursa'daki Ulu Cami'nin müezzini iken hocalığı da yapmıştır. Müezzini iken bir İranlı hocanın orada vaaz kürsüye çıkıp da efendim ya bizim peygamberimiz işte diğer peygamberlerle beraberdir. Yani İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da diğer peygamberlerde beraberdir. Yani o o devirde yaşamış, öteki öteki devirde yaşamış. Bunların birbirlerine karşı bir üstünlükleri yoktur falan filan gibi. Böyle biraz kafa karıştırıcı bir vaaz verince bu Süleyman Çelebi celallenir ve oturur. Bugünkü bizim <laughs> Mevlidi Şerif olarak Türkiye'de bol bol okunmakta olan Mevlidi Şerif'i kaleme alır yazar. Süleyman Çelebi'den sonra mevlitler yazıldı. Ondan önce de yazılmış olabilir. Çünkü Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam doğumları ile ilgili birçok kitapta birçok maddeler var. Ama meşhur olan Bursa'daki Süleyman Çelebi'nin yazdığı olmuştur. 1497'de Mustafaoğlu oğlu bu Mecmu'l Enver kitabını bitirdi. Orada şöyle dizeler var. Hem 896'da kitap, yani 896'da yani 1497'de oldu hatm, bitti. Vallahu alem bir sevap hem Bursa'da, Bursa değil Bursa, Bursa Osmanlı zamanında Bursa veya Bursa iki selide de söyleniyordu, tek seli de söyleniyordu. Şeddeli yani. Hem Bursa'da nisar edip canı iki haftada tamam ettim bunu, ittim bunu. İkinci beyitten de yani şu okuduğumuz ikinci beyitten de anlaşıldığı gibi bunu iki haftada yazmış. Bursa'nın büyük alimlerinden Yıldırım Bersin damadı Seyyid Emir Sultan Hazretleri ile görüşmüş, sohbetinde bulunmuş, onun talebesi de olmuştur. Kitabı da hocasının himmetiyle tamamladığını söyler. Emir Sultan Hazretleri'nin himmetiyle tamamladığını söyler. Der ki, Ol Buhara sultanı, ey met, ey can, anı, olgul şadıman. Bilin bu mevlüde ben başladığım, Buhara sultanının himmetidir. Belki de Emir Sultan Hazretleri, onun böyle e, şairane şekilde ifadelerine rastladığı için, bunu, Hadi sen yaz diye tavsiye de etmiş olabilir. Nihayet talebesi hocası. Ve hem bu din anın vasfeyle düğüm Buhara Sultanı'nın himmetidir. Dinle metin nicedir Sultan Emir. Hem o durur canlara canan emir. Hacı Mustafa oğlu ayrıca Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam hususiyetlerini anlatan Siyeri Nebi isimli bir eseri daha var. Efendimizin hallerini yapılarını anlatan kitaplara Siyer kitapları deniyor. Evet. Böylece Hacı Mustafa hakkında birazcık bilgi verdik. Onunla ilgili bir husus daha var. İnşallah onda programımızı sonuna kadar yetiştirmeye çalışacağız. Mecbal-i Enver'da Hazreti Peygamber'in bazı mucizeleri zikredilir. Bunlardan bir tanesi de Hendek gazasından evvel oldu o mucize. Şimdi çocuk üçüncü kattan düşüyor. Burnu bile kanamadı. Mucizeyle mucize. Ayla Allah! Artık her taraf mucize. Kim veriyor buna bu raporu? Mucize raporu efendim mucizeyi Allahu Teala yaratır. Bakıyorsunuz bir tıp adamı veya başka bir ilim adamı bu bir mucizedir diyor. Ağır ol arkadaş. Kusura bakma. Fazla ileri gidiyorsun. Eteğinden çekmek lazım senin. Harp için hendekler kazıldı. Mucizeyi anlatıyor şimdi. Eshab-ı kiramda yorgunlukla açlık da başladı. Hem yoruldular hem iyice aç, acıktılar. Resulullah Efendimiz de üç günden beri bir şey yememişti. Bunu bilen Cabir bin Abdullah radıyallahu an evine giderek yiyecek için ne olduğunu sordu. Hanım evde ne var ya yiyecek? Hanımı bir koyun ve biraz da arpa unu var dedi. Undan ekmek yapasını söyledi harbına kendisi de koyunu boğazladı. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam yanına giderek efendim şehirde ya efendim Medine Münevver'in kenarı da Hendek Muharebesi'nin olduğu yerler. Resulullah Efendimiz'i yeme davet etti. Efendimiz aleyhisselam bütün hesabına orada bulunan herkesi Cabir bin Abdullah'ın evine çağırdı. Eve gidince Resulullah'ın duası yemek bereketlendi ve herkes gruplar halinde girip yemeğini yedi cepheyi boşaltmadan. Hendek kazılırken eshab-ı kiramdan 3000 kişi bu mucizeye şahit oldu ve bu mucizeyi yaşadılar ama mucize Efendimiz'e zuhur etti tabi. Dinle imdi nice ider ol Resulü, ol Selim'ü, ol Halim'ü pür usul. Dedi bir gün ol Resulullah mer cümle hesabına itti hep haber. Eydür, ey eshabım, durun kim gezelim, hem bu şehre dahi hendek kazalım. Onu anlatıyor efendim. Hacı Mustafa oğlum. Oldular hendeyi kazma revan, cümle hesap işlediler şaduman. Çünkü kazdılar o hendekteki, ey can, hem karınlara acıktı o zaman. Durdu Cabir evine az var o ben hatunla söyledim. Dedi ey hatun katında hiç taam var mıdır kim gele yiye ol hümam. Arkadaşlarımıza Efendimiz dahil ikram edeceğimiz yiyeceğim var mı hanım? Üç gün oldu o Resul yemedi aş hem mübarek bağrına bağladı taş. Hatun eydir söyledi bir kayın vardır hemen bir sinik şinik manasına bu. Arpa da vardır bil i can. Durdu Cabir koyunu boğazladı, dahi ol arpacı un eyledi. Geldi eydür ya Resulullah taam, hazır oldu gel yiyelim i hümam. Pes Resulullah yürüdü o zaman, üç bin eshab bile oldular revam Revan. İmdi nice oldu diline gil. Hak Teala hikmetini anla gıl. Yani bunu da anlayın manası. Anla gıl. Bu yarada cümle hesap geldiler. Ol koyuncuk ıla kamu doyurdular. Herkes doydu. Bir koyunla. Üç bin kişi. Dahi eksilmedi bir terem eti. Hoş tebaşa eyle gil bu ibreti. Hiçbir eksilme olmadan bir koyunla bir şinik arpanın unu ekmek olarak yendi, bitti ve önlerine konan yiyecek de aynen duruyordu. Canım duva olur mu falan filan. Arkadaş bu kitaba işlemiş, yazılmış. İslam bunu biliyor. Mucize bu. Bu da peygamberlere verilir. Evliya Allah'ın yaptığına da, da mucize denmez keramet denebilir tasarruf denebilir yani kitaplar öyle diyorlar efendim bugünkü programımızda sonuna gelmiş bulunuyoruz bir dahaki programda buluşmak üzere ömrümüz varsa hoşçakalınız ilimden medeniyete.